Bugünün konularını sayıyorum arkadaşlar. Bugünün konuları: bir insan eğer tiklere, takıntılara sahipse nasıl bundan kurtulunur? Ve bir insan geçmişinden getirdiği bütün psikolojik travmatik etkili hastalıklarından nasıl kurtulur? Ve bir insan kendisini ailesiyle olan ilişkilerini nasıl anlayabilir? Kızının, oğlunun kendisi hakkında ne düşündüğünü, onlara yeteri kadar iyi bir baba ya da anne olup olmadığını nasıl anlar? Ve sonra bir insan, örneğin bir kadın kendini yüzde kaç erkek hissediyor? Bir erkek kendisini yüzde kaç kadın hissediyor? Ya da eşcinsel olan bir insan kendisini düzeltmek istiyorsa bu nasıl yapılır? Bu sadece 20 dakikalık bir çalışmayla yapılan bir olay. Çok net biçimde tamamen hemen başarı sağlanan bir şey. Bilim bugüne kadar bilinen her şeye ters. Zaten bendeki her şey bugüne kadar bilinen her şeye ters. Peki başka neler yapılabilir? Doğum yapamayan, yani doğum organları işlevini yerine getirmeyen bir kadının sadece onunla isterseniz telefonda konuşarak 20 dakikalık görüşme sonrasında onun hamile kalmasını sağlayacak duruma gelmesini halledeceksiniz. Peki bu yolla doğum yapan danışanlarım var mı? Evet, şu anda 2 aylık olan ikiz bebekleri dünyaya gelmiş bir danışanım var. Peki başka neler öğreneceğiz? Buradaki herkes birbirinin hayatları hakkında konuşabilecek. Ve burada olmayıp da ta Kars'ta, Kayseri'de, Konya'da, Kastamonu'da olan herhangi bir insanın da hayatını bize anlatabileceksiniz. Ya da onlar sizin hayatınızı anlatabilecek bize. Herkesin bilgisi burada uçuyor. Ve sonra bir insanın, bir erkeğin spermi var mı yok mu? Sperm sayısı yeterli mi, yetersiz mi? O kişi hiç burada olmadan ölçebileceğiz. Ve eğer yetersizse o kişi hiç burada olmadan, yaşını bile bilmeden o kişinin sperm sayısını yükselteceğiz. Çocukların ders başarısızlığı varsa nasıl yok edilir? Hiperaktif olan bir çocuk nasıl sakin hale getirilir? Onları öğreneceğiz. Başardım hocam. Çok ihtiyaç var. Ha. Hadi Ve bakalım bugün daha başka neler yapacağız. Bugün işte Freud'un dahi bilemediği, bulamadığı, öğrencilerin dahi aklından geçiremediği, hiçbir üniversite profesörünün, hiç Harvard'ın ya da başka bir yerin bilinçaltının dili vardır diye ortaya çıkamadığı bir dalı, bilinçaltı dilini 25 senede geliştirdim, çıkardım ve bunu tüm dünyaya yayıyorum. Şu an bizim Amerika'da 2 tane eğitmenimiz var. Birisi Carol, birisi de adını birazdan söyleyeceğim. Bir Türk eğitmenimiz. Hatırlıyor musun adını? Simla Hanım. Evet. Simla. Sonra İngiltere'den eğitmenlerimiz var. Gülcan Hanım mıydı? Maviş. Maviş Hanım İngiltere'den eğitmenimiz ve bir kişi daha var. Sonra zaten Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Bulgaristan'da eğitmenlerimiz var. Avusturya'yı söyledim mi? Avusturya'da var. Azerbaycan'da eğitmenlerimiz var. Biz şu an sayıya baktım. 604 kişiye çıktık. İkinci basamak eğitimini alan ankalar olarak. Tüm dünyaya bu mucizeyi sunacağız. Son of God, Brezilya'da değil mi? Ve orası bir sağlık turizm merkezi haline geldi. Fakat artık Türkiye'nin bir sağlık turizm cenneti haline gelmesini sağlayacağız. Ki sağladık. O da Manisa, Spildağ. Buna merkez olacak yer. Ne diyelim başka? Hepsi bu kadar. Mucizemiz bol olsun.